Gezenti programından herkese merhaba. Bugün Doğu Marmara'nın incisi olan Kartepe'nin mahallelerinden biri Derbent'teyiz. Vallahi görüyorsunuz burada çok güzel ürünler var ve bu ürünleri yapan kadınlar bir kooperatif kurmuşlar. Karkat. Karkat. Karkat kısa adıyla Kartepe Kadın Eli Kooperatifi. Ve bu kooperatifi tabii ki Sayın Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkanı çok büyük bir destek sunmuş. Ve biz bu desteğin ne olduğunu ve burada neler olduğunu kooperatifin kurucu başkanı Ece Çiftçi ile Çiftçi'den öğreneceğiz. Ece Hanım merhabalar. Merhabalar. Valla çok güzel şeyler görüyorum. Sağ olun. Kadınların birlik olduğunda neler başarabileceğini göstermişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bize buranın kuruluş amacını, sürecini anlatırsanız çok sevinirim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi çok mutlu ettiniz gelişinize. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz 19.9.2019 tarihinde, tescil tarihimiz, bir kooperatif, kadın kooperatifi kurduk. Fakat ondan önce bir yıl bir hazırlık aşamamız var. Bu arada bizim için çok kıymetli Sayın Mustafa Kocaman'ın fikirlerini aldık. İstişarelerde bulunduk ve büyük destekleriyle Bismillah deyip böyle bir yola çıktık. Bu bir hayaldi bizim için, gerçek oldu. Sizin de dediğiniz gibi üreten kadını ekonomiye katmak, onun özgüvenini yükseltmek. Bunlar hep aslında bizim bu yola çıkarkenki fikirlerimizdi. Ve çok şükür hepsini gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Kısa bir zamanda büyük adımlar attığımızı düşünüyorum. Belediyenin desteğini arkamıza almak bizim için çok önemliydi. Çünkü biliyorsunuz ilçelerde ve illerde bu tür hareketlerde mutlaka resmi olmasa bile belediyelerle organik bir bağınız olması gerekiyor ki güzel işler yapın, kalıcı işler yapın. Biz kalıcı bir şeyler yapmak istiyorduk zaten. Ve sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman elini taşın altına koydu. Ben ne yaparsanız sizin arkanızdayım dedi bize. Ve bu şekilde buralara kadar geldik. Peki kaç şu an üyeniz var? Biz 7 kurucu üyeyle başladık. Yani kooperatif kuran 7 ortakla daha doğrusu. Bu dernekçilikten hep üyeye alışkız. Aslında kooperatifte üye olmuyor. Evet. Ortaklarınız oluyor. Biz 7 ortak başladık. Şu anda çok şükür 14 ortağız. Evet. Çoğalıyoruz. Evet. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ama tabii bize katılmak isteyen arkadaşlarımızın belli kriterlere uyması gerekiyor. Üretimden tutun da bizim verdiğimiz hijyen eğitimlerine, işte ürünlerdeki tuz oranına, su oranına, bunların hepsinin aynı elden çıkıp ve aynı lezzette olması. Yani süreklilik çok önemli bizim için ürünlerde. Ama herkese kapımız açık. Evet. Peki Ece Hanım, evlerimizde yaptığımız ürünler mi yoksa buraya özel ürünler mi var? Şimdi şöyle, tabii ki evlerimizde yaptığımız ürünler var. Bunlara örnek vermek gerekirse domates salçası, biber salçası, ev eriştesi, ev mantısı. Bunun yanında tarhana, çok toplum olarak çok tükettiğimiz ve sofralarımızın vazgeçilmesi olan tarhana. Besin değeri de yüksek, lezzeti de keza ona göre. Ama bunun yanında biz tabii ortaklarımızla uğraştık, oturduk ve dedik ki Kartepe gerçekten eşsiz güzelliğe sahip bir coğrafya. Evet. Bu coğrafyaya özgü bir şey olsun dedik ve bir Kartepe mantısı çıkarttık. Reçetesi tamamen bize ait. Onu çok merak ettim. O Kartepe mantısı. Onu da inşallah tattıracağız size. Bir de Kartepe sarması. Yani şıralı bir tatlı bu, cevizli. Fakat onun da reçetesinde özel bazı şeyler var. Şu an iki tane Kartepe'ye özgü tatlımız var. Yani tescilli patentini almak arzumuz. Kahvaltı da veriyorsunuz herhalde. Veriyoruz, kahvaltı bayağı veriyoruz. Bayağı zengin bir kahvaltı var burada. Ürünlerin hepsi bizim ürünlerimiz. Kahvaltı soslarımız, acıkamız, işte portakal reçelimiz, cevizli. Bunları hep kendiniz yapıyorsunuz. Tabii tabii hepsini. Kayısı reçelimiz, bademli, kırmızı zeytinlerimiz, onun dışında mıhlamamız, hamurumuz. Acaba. Bu çok özel bir ot vardır içinde. Kokusu ve lezzeti çok başkadır. Ama bu çiğ böreği bir... Evet. Yani şekil olarak çiğ böreğe benzer ama biz buna açaç da deriz, açma da deriz. Ama bu içindeki otla aslında gerçekten çok her yerde yiyemeyeceğiniz bir kahvaltı lezzeti. Değil, peynirli. He. Peynirli. Bunu diğerlerinden ayıran şey az evvel dediğim gibi içindeki kurutulmuş ot. Bizim asıbra dediğimiz
Çok başka, evet, çok başka hı-hı topluluklarda, güzel, başka isimlerle de anılan ama kokusu kendine has bir otu. Ne otu bu? Asıbra dediğimiz asıbra bir otu. Anladım. Peki, herhalde sipariş alıyorsunuz değil alıyoruz mi? Tabii. Evet. Böyle bir kahvaltı yapmak isteyen de buraya gelip kahvaltı tabii, yapabiliyor tabii mu? Tabii tabii. Biz hem işletme hem üretim kooperatifiz. Ha, anladım. Bu işletmede öğlen yemeği de yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısı. Peki önceden? Evet, bir gün önceden rezervasyon evet yaptırmanız yeterli. Yemek dediğimizde vazgeçilmezimiz mantımız var. Herkesin çok beğendiği. Evet. Onun dışında anne köftesi yapıyoruz. Tamamen hı evde annelerimizin yaptığı köfte, yanına pilavı, patatesi, yeşilliği, domatesi, köftemiz var. Bir de kışla beraber çorbalarımız, geleneksel çorbalarımız, evet, kendi ürettiğimiz tarhanamızdan, evet, işte mercimek çorbası. Biz şöyle yemek ve kahvaltıda şuna çok dikkat ediyoruz. Tamamen organik, katkılı hiçbir şeyin olmadığı, yani şuna bir kere inanıyoruz. Yediğimiz ruhumuzu da besliyor, sadece güzel midemizi değil. Evet, yani evet, güzel ve temiz şeylerle besleniyor. Peki fiyatları ne oluyor bunların? Fiyatlarımız gayet uygun, makul. Mesela bir mantımızın bir kilosu 40 lira mesela. Çiğ mantı. Tabii. Evet. Ve %100 dana kıyması, hı-hı, soğan, tuz ve karabiber. Başka hiçbir şey bulamazsınız mantımızın evet içinde. Peki böyle bir kahvaltı yapmak istediklerinde yani bu ürün evet gerçek tabii olarak geliyor. Geliyor yani, evet. Bu klasik kahvaltımız var. Ama bunun yanında mesela geleneksel usulle ocakta pişirdiğimiz su böreğimiz var. Bir tepsi su böreği sipariş ettiler, hı-hı, size peynirle. Hı-hı. Ne verecekler? Yani? Kilosu 60 lira. Biz o zaman diğer arkadaşları da buraya alalım. Çok memnun olurum. Hem onları da bir tanımak isterim. Gaztepe Kadın Ege Kooperatifi'nin 14 üyesinden 5 ile şu anda beraberiz. Kısaca bir isimlerinizi alalım. Evet, adım Emine Bulut. Sizin? Emen Onur. Gülnur Emin. Gülşah Yılmaz. Şimdi sizler sanıyorum ev hanımlarıyken evet, böyle bir kooperatif kurulduğunda burada hem katkı sağlamak hem de ekonominize de katkı sağlamak için buraya üye oldunuz. Peki size sorayım, buraya katılmaya nasıl karar verdiniz ve nasıl bir süreçten geçtiniz? Şimdi şöyle bir şey, Ece abla sağ olsun böyle bir yeri kurarak bize çok güzel bir iş imkanı sundu. Hepimiz ev hanımıyız, çocuklarımız var, dışarıda çalışma imkanımız yok. Ama Ece ablanın sayesinde burada hep birlikte üretiyoruz. Evde yaptığımız ürünleri zaten normalde yapıyoruz biz bunların hepsini. İşte tarhanamız, eriştemiz. Burada hep birlikte yapıp yapamayan insanlara da ulaştırmak istedik açıkçası. Çalışma şartlarımız çok güzel. Kadın kadınayız burada. İstersek çocuklarımızı alıp buraya gelebiliyoruz. Gayet esnek çalışma saatlerimiz. Birbirimizi idare edebiliyoruz arkadaşlarla. Yani biz çok mutluyuz, keyif alıyoruz. Çayımızı, kahvemizi içerek keyifle sunuyoruz. Gelen peki en iyi yaptığınız şey nedir? Aslında bizim her şeyi güzel yapıyoruz. Tevazi olamayacağız. Ama şöyle bir şey, biz kartepe mantısı ürettik. Değişik bir mantı, değişik bir lezzet. İçinde farklı baharatlar olan, acıka olan değişik bir mantımız var. Emine Hanım, şimdi siz kartepe mantısını yapıyorsunuz. Evet. Kartepe mantısı da ilginç oldu benim için çünkü birçok mantı çeşidi var. Evet. Bunun kartepe mantısı olma özelliği nedir? Kartepe mantısının özelliği kıymasında evet sarı. Hamurunda şu anda yaptığım hamur 2 su bardağı un, yumurta, tuz, su. Ama özelliği kıymasında geçerli. Ece Hanım, şimdi mantınızı evet marka yapmış olduk. Mantınızı evet deneyeceğim. Bunu bu şekilde de satıyorsunuz. Tabii tabii. Fırınlanmış da satıyoruz, dondurulmuş da satıyoruz. Ne kadar bu? 1 kilo herhalde. Yok, bu yarım kiloluk kutularımız. Kilo. Ne kadar 40 bu? 40 lira kilosu. 40 lira. Evet. Tamam, ben şimdi deniyorum. Bekliyoruz heyecanla. Bakalım kertepe mantısı nasılmış? Bir de burada baklavalarımız. Baklava. Keşke evet bu pişmiş gelseydim.
Evet, bu Kartepe oturtmamız, bu bizi özellikle değerlendirdiğini aynı Kartepe mantısı gibi yaptığımız reçetesi gizli şerbetli tatlımız. Bu da geleneksel usullerle yapılan ama bunun bir özelliği var, tek tek açılıyor. Geleneksel usullerle yapılan Türk baklavamız. Buraya herkesi bekliyoruz. Instagram adresiniz nedir? Evet, kartkat.alt-kop Instagram adresimiz. Evet. Facebook'ta da Kartepe Kadın Evi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak girdiğinizde önümüze zaten hemen çıkıyoruz. Bu sosyal mecralardan da bizi takip edebilirler. Evet. Sipariş verebiliyorsunuz. Bu siparişi nasıl yolluyorsunuz? Bu siparişi İzmit, yani Kartepe içi ve İzmit'te ise gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Evet. Böyle imkanımız var. Fakat il dışındaysa, zaten il dışında olduğunda gönderilecek ürünler sınırlanıyor. PTT kargo ile anlaşmamız var. Kargo ile Ural'da ulaştırıyoruz ürünlerimizi. Sipariş vermek isteyenler de bir gün öncesinden siparişleri için 0549 510 4041 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. Ve bilgi de almak isteyenler bu numaradan bilgi de alabilirler. Evet sayın seyirciler, bugünlük bizden bu kadar. Herkesi Kadın Eli Kooperatifine bekliyoruz. Bu güzel ürünleri tatmanızı isteriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.